Şimdi sevgili izleyiciler, başka bir konuyla devam edeceğim. CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarıyla sadece bir not düşeyim. Tam da karne günü, yani okulların kapandığı gün, aslında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sınavı çok daha başka bir konuyla ilgili. Biliyorsunuz sosyal medyada bu konuyla çalkalanıyor, kamuoyu da bunu konuşuyor. Ne o? İstanbul'daki bir okulda yaşanan, mezuniyet töreninde yaşanan skandal, felaket. Bu konuyla ilgili açıklamaları var, onu da paylaşacağız. Peki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti CHP ile ittifak yapsın, biz aradan çekilelim çıkışından sonra MHP'nin iki genel başkan yardımcısının kendisine yönelik tehdit ve hakaretlerine, normalleşme adımlarından Sinan Ateş suikastına kadar çok önemli konu başlıklarında mesajlar verdi. İşte Özgür Özel'in o açıklamaları. Onlarla aynı seviyeye inersek çıkarken vurgun yeriz. O yüzden onları o seviyede bırakalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde birileri bu normalleşmeden rahatsız. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nde Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasını istemeyen kim varsa normalleşmeden rahatsız. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde bir Ülke Ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz. Bu kez isim vermedi. MHP içinde Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasını istemeyen kim varsa normalleşmeden onlar rahatsız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Uli Yönter ve Semih Yalçın'ın kendisine yönelik hakaret ve iftiralarına ilişkin de konuştu. Hani bas bas bağırıyor desem yanlış olmaz. Bu iki kişi, dikkat edin, sürekli hakaretler, iftiralar, bir sürü saldırı falan. Biz siyasette tehditleri, iftiraları, şantajı, hakareti normal görmüyoruz. Bunları siyasetin ana öğesi yapmak, iki arkadaşın saldırıları da vız gelir, tırıs gider. Çok ciddiye alınacak bir yanda görmüyorum. Özgür Özel, Gazete Pencere yazarı Yavuz Ohan'a konuştu. Bahçeli iki genel başkan yardımcısına karşı sessiz kalıyor çünkü. Devlet Bey Partisi'nde genel başkan yardımcısı pozisyonundaki iki kişinin meselenin neresinde olduğunu görüyor. Ama bu meselenin bu şekilde açıklığa kavuşmasının kurumsal olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne mal olacağını ve bunun çok ağır bedelleri olacağını da görüyor. Her şey Devlet Bey'in istediği gibi gitse, Milliyetçi Hareket Partisi'ne hiç sirayet etmeden gitse, ben ilk fırsatta Devlet Bey'in o ikisine siyaseten ceza vereceğini düşünüyorum. Ama biz Devlet Bey'in adaletini bekleyemeyiz. Sinan Ateş'in çocukları gerçek adalet bekliyorlar. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AKP CHP ile ittifak yapsın önerisini ve sonrasında aynı metinde Cumhur İttifakı'na bağlılığı yönündeki açıklamalarını Özgür Özel nasıl değerlendiriyor? Sadakat var, tehdit var, destek var, kırgınlık ifadesi var. Metinde yok yok. Her isteyen istediği yerden okusun. Ağır Rusça romanlar olur böyle. Bir sayfasını çevir çevir oku. AK Parti'nin içine mesaj var. Yöneticilerine mesaj var. Erdoğan'a mesaj var. Kendi tabanına mesaj var. Ama bir yandan da aman ha köprüleri atmadık. Sen bizi bıraksan da biz seni bırakmayız diyor. Yani siyasi platonizm de var işin içinde. Cumhur İttifakı devam eder mi? Özgür Özel, ittifakın devamı Sinan Ateş davasına bağlı dedi. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ilişkisi zaman zaman, hani diyorlar ya, 15 Temmuz günü sokakta kuruldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin internet sitesinde vatandaşlara 15 Temmuz'da sokağa çıkmayın tavsiyesi hala var. Benim çağrımla meclis açıldı. Biz meclise gittik. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ilk gelenler bize dediler ki kardeşim ne işiniz var burada? Bizi de sürüklediniz peşinizden. Çünkü hiç niyetleri yoktu onların o zaman meclise gelmeye. Bugün de ittifakın devamı yine bir adli soruşturmanın içine bazı Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin katılmaması üzerinden devam ediyor. Erdoğan 4 yıl seçim yok dedi ama bu Özgür Özel'e göre çok zor. Erdoğan diyor ki 4 yıl seçimsiz dönem. Bence 1-2 yıl zor gider. Ha bugünlerde işte Devlet Bey erken seçim çağrısı yapar mı bilmem. O onun uzmanlık alanı. İttifak ortaklarını yarı yolda bırakıp erken seçim çağrısı yapmak Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş pratiğinde var.